başla. Göztepe'mizin ilk yarı performansını değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Nevzat Hocamız var. Nevzat Hocam, ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikrinizi alın. Göztepe'nin bu seneki ilk yarı performansı. Tabii ki bizim kulübümüz biraz eskiye doğru gidecek olursak çok büyük badireler. Altınbaş Holding'in sahibi İmam Altınbaş kardeşimiz kulübümüze sahip oldu. Evet, kulübümüz bir şirketleşme yoluna gidildi ve takımımız amatör ligden, şu anda Bankası liginde mücadelesini devam ettiriyor. Şimdi biz bu seneyi tabii değerlendirme altına alacak olursak, şimdi futbolda bütün düşünürlerin, teknik adamların bir değerlendirmesi vardır. Çok, bence çok önemli bir değerlendirme. Yani istikrar diye bir ifade var. Tabii istikrar bu takımın kadro istikrarı bir kere birinci planda. Teknik adamın istikrarı ikinci planda, yönetim kurulunun istikrarı. Zaten görselimizin taraftarı istikrarı ihtiyacı yok. Çünkü biraz sıfırlayan bir Göztepe'nin statları doldurup dışarıda en azından içinden den kadar seyirci dışarıda kalan bir sevgi serine dönüşmüş bir kulübümüz yani Göztepe. İşin doğrusu bu. Tabii burada bundan İmam Altınbaş kardeşimiz büyük istifade etti. Çünkü yani öyle seyircisi, seyirci potansiyeli, geçmişi, tarihi tabii olan bir kulübü almış oldu her şeyden önce. Bu müsabakalar olsun. Göztepe'mizi bir an evvel bu olumsuzluktan süratle çıkıp tekrar eski şaşalı günlerine yakalaması, bütün başta kendisi olmak üzere, yönetim kurulu olmak üzere, bütün Türkiye'mizin, yalnız Göztepe'lilerin değil, bir beklentisiydi yani Göztepe'mizin. Ve nitekim biz basamaklama olarak biz şu anda geçen sene şampiyon olan bir kadromuz vardı. Tabii burada iç bünyede olan hadiseleri tam manasıyla bilme şansına sahip değil. İşin doğrusu bu. Tabii ama bir takım şampiyon olduysa ben de bu işi profesyonelce 50 seneye yakın bir süre sporcu ve teknik adamlık görevlerinde bulundum. Bu şampiyon olan kadromuzun mutlak surette çok üst üste oynamış, devamlı oynamış, kalitelerini ispat etmiş oyuncuların sayısı herhalde bu kadronun yarısı kadar olması söz konusu. Transfer politikamızda bu maalesef göz ardı edildi. Geçen sene Göztepe takımını şampiyon yapan kadroda çok büyük işler yapan oyuncular, ben artık bunları ismen ifade etmemiş olayım. Onu Göztepe camiası spor kamuoyu biliyor. Bunları yok fark edip bir tekrar yeni bir kadrolaşmayla, yeni bir anlayışla Bankası ligine şu anda girdik. Ama ilk devre şu anda sona erdi. Tabii Göztepe şu anda düşündüğü başarının, artık başarı demek için biraz yanlış bir ifade tabii olur. Hedeften fevkalade uzaklaşmış bir durumda. Tabii Göztepe camiası bunu hazmedemiyor. İşin doğrusu bu. Kabullenemez ve hazmedemez. Göztepe camiası bekliyor ki bu kadronun mutlak surette belirli oranda ilk devre bitip kiralık dönemde zaten ligin başında bu yapılması lazımdı. Diyelim ki kadronun 20-24 kişi, en az 8 kişi, 10 kişi
şampiyonlar kadrolar tutulup üstüne daha güçlü bir halde Bankas ve Ligi'nde mücadele edebilecek atmosferle oyuncuların transferi gerçekleşmeliydi diye düşünüyorum ben şahsen. Kadro derinliği olacak. Olacak. Şimdi burada olumsuzluklar olunca bu sefer seyirci, düşünürler, spor kamuoyu, ya işte geçen sene şu oyuncu vardı, bunun yerine oyuncu dahi alınmadı. Bu bırakılır mı filan? Eleştiriler. Yığınla her maç sonrası yığınla bu ifadeler hep gündemde tutuldu. Burada bence bir yanlışlık vardı. Hizmet edecek olan bu kadronun %40'ını tespit edilip onun üstüne bir kadrolaşma yapılıp Göztepe lige, Bankasya ligine adım atmalıydı diye düşünüyorum. Yani bence yanlışlık burada oldu. Bütün sorun ana kaynağı da buradan geliyor. Bence ana kaynağı yoksa yani teknik adammış bu işin başında menajer hüviyeti veyahut da yöneticilerin pozisyonu, anlayışı. Tabii onların bu olayın yaratılmasında, direkt onların da şeyi var. Yani eksikliği var açıkçası. Burada doğru bir konuşmak lazım. Hatayı paylaşmak lazım. Paylaşmak lazım. Yani burada bir Ali Gülsükan benim talebemdir. Özcan kardeşimiz sporcularından biri. Ben antrenörlük döneminde efendim. İmam Altınbaş'ın yönetim kurulu gayet net ve açık bir şekilde belki ekonomik değerleri üst düzeyde tutarak Ali'ye yetki vermişlerdir. Özcan'la beraber bu kadroyu oluştur demişlerdir. Tabii bunlar bilinmeyen kalemler. Biz düşünce olarak tabii içinde değiliz. Bu ifadeler var. Tabii onların da bu şeyde bu yemekte biraz evet, tuzunu, etini koymamış gibi bir hal oluyor yani. Doğru, öyle demek yani. Hedefimiz de olması lazım hocam peki bu sezon sonunda. Transfer dönemi iyi değerlendirebilir miyiz sizce? Şimdi benim kanaatim, ben üzülerek ifade edeyim. Mesela bu haftaki maçların seyrine dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bugün en dipte olan Giresun, galip. Sakarya, galip. Bir şu anda gün gören belediyesinin beni sabahleyin yani izledim. Biraz oradan bir kendime göre bir yorum ve hesap içine kendimi soktum. Şimdi burada bize bir şey olmaz denirse sıkıntı büyür. Açık söylüyorum. Göztepe hiç olmazsa yarı dönemde kadrosunda eksik olan yönlerinin hoca bir devre geçti. Bunu teknik adam da bilir. Yani Özcan da bilir. Analizler, Ali de bilir. Raporlar mevcut. Raporlar tabii önlerinde. Tablo önlerinde. Yani güçlenip bir an evvel ikinci yarı süratle başarı. Önce kendimizi biraz rahatlatalım. Başarı çizgisini yukarıya doğru çekmek lazım. İkinci devrenin yarısında Göztepe çok iyi merdivenleri yukarıya doğru çekiyor. O zaman ilk 6 için mücadele şansı doğar diye düşünmek gerekir. Zorlanabilir. Ama tabii öncelik olarak bu seneyi ben gülerek söylüyorum yani kayıp sene olarak düşünüyorum. Yani açık ifade edeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.